Efendim devam ediyoruz ve buradan sevgili Max Gershon'a, sponsorumuza da çok teşekkürler. Evet, şu anda görüyorsunuz kostüm değiştim. Efendim Yieldport Samsun Spor, Samsun Spor'un forması. Önce bu formayı bana gönderen çok değerli Eyüp Alkaptan abimize, Çarşamba Hürriyet Mahallesi güreş ağası, bayrak da gelmiş. Birazdan da zaten biz klibin hemen ardından Samsun Spor'un çok değerli başkan vekili Sayın Veysel Bilen Beyefendi'yi de yayına alacağız. Samsun Spor'la ilgili cümleleri de sizler iyi takip edin. Samsun Spor inşallah bu sene Süper Lig'e çıkacaktır. Evet, Samsun Spor forması da yakışmış bize. Öyle, yakıştı değil mi Ahmet abi? Evet, selam olsun efendim. Devam ediyoruz. Şimdi sizler WhatsApp hattımızı görüyorsunuz. Oraya resimleri, mesajları, fotoğrafları yollamaya devam ediyorsunuz ve biz de onları ekrana yansıtıyoruz. Şimdi güzel bir klip izleyelim. Ardından Samsun Spor Başkan Vekilini yayına bağlayacağız ve Samsun Spor'la ilgili böyle cümleler inşallah bakalım neler söyleyecek bize Sayın Başkanımız. Evet, klibe gidelim, devam ediyoruz, ayrılmayın. Samsun Spor şampiyon olacak, klibi de izledik efendim. İnşallah öyle olur ve Süper Lig'e gelir. Ve biz de devam ediyoruz sizlerle birlikte. Mavi Karadeniz TV ekranlarında Murat Show devam ediyor. Efendim şu anda yine çok değerli yönetici abimizi, yine Samsun'un değerli isimlerinden bir tanesi Veysel Bilen abimizi, Yieldport, evet Samsun Spor'un başkan vekilini yayına bağlayacağız. Sayın Başkanım, saygılar, selamlar. Saygı bizden, sevgi, selam bizden kardeşim. Başkanım, şimdi tabii birkaç yıldan beri Samsun Spor hep Süper Lig'e çıkma umutlarıyla bir mücadele veriyor. Şu anda da
Samsun Spor'un yeni formaları da harika. Üzerimde de o var. Bilmiyorum izliyor musunuz? Maalesef izleyemiyorum. Yoldayım çünkü. Sizinle görüşeyim diye arabayı kenara çok teşekkür yapayım. Ediyorum. Peki Sayın Vekilim şunu söyleyeceğim. Samsun Spor bu sene de çok güzel transferlere imza atıyor. Hedef tabii Süper Lig. Nasıl gidiyor çalışmalar? Bize Samsun Spor'la ilgili bilgi aktarır mısınız? Çünkü taraftarlarımız devamlı yazıyorlar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen, sizleri izleyen bütün kardeşlerimize, taraftarlarımıza da öncelikle selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun. Sizin de söylediğiniz gibi bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında bizim hedefimiz tabii ki Samsun Spor'u layık olduğu Süper Lig'de görebilmek. Bunun için başta başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım olmak üzere transfer komitesinde görev yapan arkadaşlarımız, yöneticilerimiz yaklaşık 3 ay boyunca çok ciddi çalışmalar yaparak sizlerin de bildiği ve takip ettiği gibi çok güzel bir kadro oluşturduk. Evet. Başına bu ligi bilen deneyimli Şenol Güneş'le birlikte çalışmış Bayram Bektaş Hoca'yı getirdik. Evet. Kayseri ve Bolu kampları sakatsız, sağlıklı bir biçimde tamamladık. Transferlerde eksiğimiz olan yerlere nokta transferler yaptık. Dolayısıyla önümüzdeki hafta başlayacak olan TFF 1. Lig'in ilk haftasının açılış maçı Altay Samsun Spor ile başlayacak. Çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor. Son hazırlık maçımızı kendi evimizde Nurna Santi sisteminde Çorum Spor'la yaptık bildiğiniz gibi. Evet. Şimdi yoğun bir biçimde çalışmalar devam ediyor. İnşallah Cuma akşamı açılışla birlikte lige hazır ve hedefine her hafta adım adım yaklaşan bir Samsun Spor'u izlettirmek istiyoruz. Evet. Tabii ki bu sene her seneden daha zor bir lig bizi bekliyor. Bunun farkındayız. Erkenden havaya girmek de istemiyoruz. Bizi favori gösterenlerin tuzağına düşmek istemiyoruz. İşin başından itibaren sıkı tutarak ki başkanımızın da bu konuda kesin talimatları var. Bu sene o sene olsun onun için sıkı bir ekip çalışmasında hata yapmadan bütün taraftarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, basın yayın organlarımız, camiamız ve biz Samsun Spor Futbol Kulübü AŞ olarak, Samsun Spor Kulübü Derneği olarak topyekun bir mücadelenin içerisine girip mutlu sona ulaşmak istiyoruz. İnşallah. Başkanım, iki yıldan beri şanssız bir gerçekten yani iki yıldan beri böyle tam Süper Lig'e çıkacak derken bir şeyler oldu. Maalesef şanssızlıklarla beraber Süper Lig'e çıkamadık ama bu evet. bu sene inşallah o şanssızlıklar olmaz ve Süper Lig'de az önce ifade ettiğiniz gibi Samsun Spor'umuz layık olduğu yere çıkmış olur. Sayın Başkanım, tabii bundan sonra nokta atışları transferde yaptınız. Çalışmalar devam ediyor yine tabii ki. Samsun Spor'da transfer hiçbir zaman bitmez. Çalışmalar tabii sürüyor herhalde. Yani dediğiniz gibi yani baktığınız zaman transfer bir döneme ait olan bir çalışma değil. Evet. Samspor yani hemen her dönemde izlediği oyuncular var, takip ettiği oyuncular var. Onların için planlamasını yapan bir kurumuz. Çünkü bizim hedefimiz Süper Lig'e çıkmakla birlikte oralarda da kalıcı olacak, kadro derinliğini oluşturacak çalışmaları başından beri başkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız yürütüyorlar. Dolayısıyla bu bir uzun maraton. Bu maratonun içerisinde takdir edersiniz ki hastalıklar oluyor, sakatlıklar evet. oluyor, rezalıklar oluyor. Onun için de kadro derinliğine önem verdik ve öyle bir yapılanmanın içerisinde oldu arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu sene inşallah geçmişte sizin de söylediğiniz gibi şanssızlıklarımızı yenip evet. geçmişte yaptığımız hataları yapmadan geçmişteki
bütün şehrin dinamiklerini, arasındaki bağlantısızlıkları ortadan kaldırarak çok yakın camiayı harekete geçirip mutlu sona ulaşmak istiyoruz. İnşallah. Burada vesilenizle şunu ifade etmek istiyorum. Artık küskünlüklerin, kırgınlıkların, uzak kalmaların sona ermesi gereken bir döneme girdik. Olan oldu, yaşananlar yaşandı. Ama yeni bir sayfa, başkanımız da bu konuda zaten zaman zaman kamuoyunu bilgilendiriyor. Yeni bir sayfa açtık, açmaya da devam ediyoruz. İnşallah. Herkesi kucaklamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim açtığımız bu kucakların boş kalmamasını rica ediyorum. Samsun Spor'un ürünlerine ilginin devam etmesini istiyoruz. Kombinelerimiz satılsın, hocalarımız satılsın, formalarımız satılsın. Şehrimiz, şehirlerimiz Samsun sevdalarıyla, bayraklarıyla donatılsın istiyoruz. Bu konuda da sizin mesajlarınız son derece önemli. Biz de önemsiyoruz. Sizi de seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Katkılarınız için de teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sayın Veysel Başkanım, tabii inşallah bu sene o senedir. Yani ben ona inanıyorum. Bunu hep beraber Samsun'da, Samsun'un Süper Lig'e çıktığını beraber kutlayacağız. Az önce de ifade ettiniz tabii, Samsun Spor'un kadro derinliği çok önemli. Sayın Başkanım, şimdi geçen yıl benim yeğenim Samsun Spor'un kapısından döndü. Tam evet. İmza aşamasına gelmişti. Sonradan ne oldu bilemiyorum. Özellikle buradan tabii canlı yayın ekranlarında beni de şu anda izliyorlar. O da antrenmanda tahmin ediyorum şu anda. Dedim valla ben senin için söyleyeceğim. O derinlikte bu konuda da inşallah sizinle bir görüşelim. Çok istiyor Samsun Spor'da olmayı. Başarılı da bir futbolcu. En azından sizin transfer komitesinin onu bir incelemesini sizden de rica ediyorum. Peki kardeşim. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Tekrar izleyenlerimizi, sizi izleyenleri, beni dinleyenleri sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sağlıklar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Çok teşekkürler. Samsun'un çok başarılı, değerli insanlarından bir tanesisiniz. İnşallah sizin gibi değerli iş insanlarının sayısı artar. Hem Samsun'da, hem Karadeniz'de, hem Türkiye'de inşallah bu sayılar artar. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu arada Soner Soykan müdürümüz de dinliyormuş. Ona da selamlar gönderelim. Genel müdürümüz dinliyor bizi, Yılport'un. Evet. Evet, ona da selamlar gönderelim. Veysel Bilen vekilimizi uğurluyoruz. Saygılar sunuyorum efendim, hürmetler. Evet efendim, tabii Samsun Spor'un başarısı bizim için de çok önemli. O bölge insan, hep söylüyoruz ya efendim, yani Karadeniz'deki takımlarımızın hepsi Süper Lig'de olsunlar. Çünkü onların orada olmaları hem bölgemiz adına hem bizler adına ayrı bir güzellik olur. Bir kez daha Veysel Bilen Başkanımıza, Samsun Spor Başkan Vekiline çok teşekkür ediyoruz bu konuşmalarından dolayı. Bir klip arası veriyoruz ve devam ediyoruz, ayrılmayın.